Merhaba ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Klasik maç önü videomuzu çekeceğiz. Trabzonspor takımımız yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesinde muhtemel 11'i değerlendireceğim. Trabzonspor takımında sakatlar var. Sakatlardaki son durum, hangi oyuncular yetişecek? Marek Hamşik de son durumda oynar mı, oynamaz mı? Abdullah Hoca özellikle bu maçta biraz zorlanacak kadro yapmakta. Neden? Sakatların olması, formsuz oyuncuların olması gibi nedenlerden dolayı atıyorum sol bek, sağ bek, orta saha, kanat, santrafor birazcık zorlanacak. Mesela santrafor'da iki oyuncumuz da formda. Hangisini tercih edecek gibi gibi konuşacağımız konular var. Sohbet tadında dolu dolu bir video olacağını altını çizeyim. Tabii ki güncel bir konu daha var. MHK Başkanı istifa etti. Biraz da bu konuya değineceğim. Çünkü biraz tiyatro izliyoruz gibi geliyor bana. Bunlara değineceğimiz bir video olacak. İnşallah sonuna kadar izlersiniz. Öncelikle MHK Başkanı'nın istifasından başlayayım. Bana bu işler samimi gelmiyor. Bana biraz tiyatro gibi geliyor. Özellikle Trabzonspor maçından sonra bunların gündeme geldikten sonra bunların gerçekleşmesi de birazcık bana al gülüm ver gülüm sanki tiyatro gibi sanki Ali Koç istedi MHK Başkanı istifa etti gibi anlatılıyor. Ve ben buna kesinlikle katılmıyorum. MHK Başkanı istifasını Trabzonspor takımı başta olmak üzere bütün neredeyse takımlar istiyordu. Alt ligler istiyordu. Bunlarla alakalı birkaç kere toplantı yapıldı. Bizim başkanımız çıktı televizyonda en az 2-3 kere basın toplantısında. İsimlerin istifası bizim işimize yaramaz. Sistemin değişmesi lazım diyerek vurgu yaptığı yerde sanki Fenerbahçe Başkanı'nın istediği doğrultuda MHK Başkanı oradan alındı. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe camiası yumruğunu masaya vurmuş güya. Bunların hepsi algı operasyonu ve tiyatro. Ben bunlara inanmıyorum. Bu tamamıyla Türk futbolundaki bütün kulüplerin almış olduğu bir karar doğrultusunda olmuş bir eylemdir diye düşünüyorum. Şimdi şunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Trabzonspor takımının Fenerbahçe maçında aslında hakkı yenen taraf olduğunu söyleyebiliriz. Nova'nın eline çarpan top penaltı dakika 2 dönen top Mesut eliyle indiriyor gol oluyor. Eğer oradaki Nova'nın pozisyonu VAR'a gidilip bakılsaydı orada penaltı verilecekti ve maçın seyri komple değişecekti. Bunu herkes atlıyor, bunu kimse atlamasın. Fenerbahçeli eski futbolcular da biliyorsunuz bunun penaltı olduğunu, Fenerbahçe'nin hakkı yenmedi, Trabzonspor'un hakkı yendi diye de bildirdiler. Onu da altını çizerek konuya geliyorum. Şimdi Trabzonspor takımımızda sakatlar var. 7 tane eksikle antrenmana çıktı dün. Sakatlar Vakayeme, Perez. Zaten bu iki oyuncu %100 oynamayacaklar. Abdülkadir Parmak ve Koyta düz koşu yaptılar. Bu iki oyuncu da oynamayacak büyük ihtimal. %99 4 eksiğimiz var arkadaşlar. Şimdi Hamşik'in son durumu. Abdülkadir Ömür'ün arka derisinde bir problem vardı. Sonraki gün antrenmana çıktı. Tekrardan Abdülkadir Ömür'ü bir gün dinlendirdiler. Tabi Abdülkadir Ömür de uzun bir süre sakatlık yaşadı. Geldi, oynamaya başladı. Biraz adellerinde yorgunluk hissetmiştir diye düşünüyorum. Hani bir gün antrenman yapmayarak kendisini yenilemiştir diye düşünüyorum oyuncu. Tabi Abdülkadir Ömür'ün antrenmana çıkmadı ama son teridmanına katılıp katılmayacakları çok önemli. Marek Hamşik bireysel antrenman yapıyor. Bunun altını çizelim. Ter antrenmanında Marek Hamşik kendisini deneyecek. Tabi bir bakıldığı zaman bir 10 günlük bir süreç var. Marek Hamşik antrenmana çıkmıyor takımla beraber. Tabi bu da birazcık hani Abdullah Hoca Marek Hamşik'e bu Göztepe maçında Marek Hamşik'i başlatır mı? Acaba orada Marek Hamşik yerine Dorukhan'ı koyup orta sahaya işte Berat, Dorukhan, Kasetas önde, sağ tarafta Abdülkadir Ömür mü yapar? Bunların hepsini göreceğiz. Göztepe takımını şimdi değerlendirdikten sonra muhtemel kadroyu Marek Hamşik'in oynayıp oynamama ihtimallerini sizlere söyleyeceğim. Şimdi baktığımız zaman 4 maçtır Göztepe takımı kazanamıyordu. Ta ki son maç Kasımpaşa deplasmanında 2-1 gibi bir skorla kazandılar. 17. sıradalar, 8 puanları var. 13 tane gol atıp 9 tane gol yediler. Genelde gol takım halinde dağılmış bir vaziyette. Şimdi Göztepe takımı hala sistemini oturtmuş değil. Bir üçlü oynuyorlar, bir dörtlüye dönüyorlar. Böyle ne yaptığını bilmeyen bir defans hattı var. Ve bence ligimizin en zayıf defans hatlarından bir tanesi Göztepe takımında. Bizim hücum oyuncularımızın çok etkin olduğunu, çok hareketli olduğunu unutmamak lazım. Ve ben Göztepe maçında Trabzonspor takımının yani %90 galip ayrılacağını düşünüyorum. Zaten Göztepe maçında mutlaka galip ayrılması gerekiyor Trabzonspor takımının. Neden? Fenerbahçe gibi bir takım içeride yeniyorsun. Gidiyorsun deplasmana Göztepe'ye berabere kalamazsın. Gidip Göztepe'ye yenilemezsin. O zaman Fenerbahçe maçının hiçbir anlam ve önemi kalmıyor. Bizim için o maçta 3 puan, bu maçta 3 puan. Biz o maçı 3 puanla taçlandırmak istek bizim Göztepe maçını Trabzonsporlu oyuncuların bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Hocasının bilincinde olduğunu düşünüyorum. Ve Göztepe maçını kazanması gerektiğini hepsi farkındadır. Çünkü
Hepsi bağlantılı bir şekilde gidiyor ve daha sonra Rize Beşiktaş maçıyla beraber final yapıp gene milli takım arasına girecekler. Ben Göztepe takımında Halil, Yavuç ve Ndiaye. Bu üçlüyü Santofor'da Ndiaye ve Yavuç'un değişerek oynadığını hatırlatmak istiyorum. Halil genellikle asist yapan, hareketli, kanattan top getiren ve içeriye servis yapan bir oyuncu olduğunu söylemek istiyorum. Çabuk, hızlı bir oyuncu Halil ve benim beğendiğim bir oyuncu. Milli takımımıza gidiyor. Trabzonspor takımımızın da transfer listesinde olan bir oyuncu Halil. Belki yeniden listesine girer Trabzonspor takımına. Hani Göztepe takımının savunma hattına hiç girmeyeceğim. Kanatlarının orta sahası bize göre zayıf. Ben bu maçta şimdi Trabzonspor takımının muhtemel kadrosunu konuşmak istiyorum. Şimdi Hüseyin Türkmen sağ bekte denendiği söyleniliyor. Serkan Hasan zaten sağ bek biliyorsunuz. İşte Dorukhan mı oynar orada gibisinden cümleler kullanılıyor. Basına da böyle haberler geldi. Benim düşüncemi sizlere söyleyeyim. Kalede Uğurcan Çakır, sağ bekte Serkan Hasan'ı bekliyorum ben. Yani orijinal sağ bekte başlayacaktır Abdul Hoca. Stoperde Vitor Hugo, Edgar ve sol bekte Dansville bekliyorum arkadaşlar. Tabii şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi bugünkü kadroyu yapıyoruz. Yarınki kadro değişebilir. Ter İdman'ın da tekrardan şekillenebilir. Bunu da tekrardan vereceğim ama ben sol bekte Dansville bekliyorum arkadaşlar. Hani oraya İsmail Köybaşı'nı da koyabilir mi? Koyabilir. Tronsen'i koyabilir mi? Koyabilir. Ama nedense benim aklıma Dansville geliyor. Defans hattını deplasmanda olduğu için biraz sağlam tutayım deyip orta sahaya Berat, Dorukan, önlerine de arkadaşlar Bakasetas, sağ tarafa Abdülkadir Ömür, sol tarafa Canini, ileriye de Cornelius diye düşünüyorum ben şu anki muhtemel kadro. Bu benim yapmış olduğum kadro. Şimdi Abdullah Hoca sağ beki düşünüyor kimi koyayım. Dorukhan oraya mı çekeyim diyor. Marek Hamşik oynar mı oynamaz mı? Bana sorarsanız Marek Hamşik Teridman'ınla beraber Abdullah Hoca Göztepe maçında Marek Hamşik direkt risk edeceğini düşünmüyorum. Bana göre muhtemel kadroda Marek Hamşik oynamaz gibi geliyor arkadaşlar. Bir antrenmana çıkacak. Göztepe maçını bir şekilde biz çözeriz diye düşünüyorum. Sonuçta Fenerbahçe maçını Marek Hamşik alan bir takım var. Göztepe maçını da kazanır. Marek Hamşik Göztepe maçında sakatlamaya bence benim gönlüm el vermez. Hani orada Dorukhan var, Berat var, Bakasetas'ı çekiyor. Abdülkadir Ömür'ü koyuyor. En kötü ne yapar? Berat Bakasetas yapar. Önüne Abdülkadir Ömür'ü koyar. Sağ tarafa Yusuf Sarı'yı koyar. Sol tarafa işte Canini'yi koyar. Cervinho'yu koyar. Kadromuz geniş, derin. Böyle de geniş bir kadroda, rotasyonlu kadroda bu kadar riske gireceğini düşünmüyorum. Ben sol beke Dansville dedim. Tabii Dansville hamlesini neden söyledim? Deplasmanda oynadığımız için koydum oraya. Yoksa bence Dansville'den ziyade oraya acaba Tronsen'i mi koyar? Biz çünkü genelde topa sahip olacağız. Şimdi Serkan Hasan'ı sağ beke koyduğumuz zaman Serkan Hasan defansif bir oyuncu. 3 tane defans oyuncusu oraya bu sefer daha önce Bruno Perez'i sağ öne koyuyorduk. Şimdi acaba oraya Tronsen'i koyup bir adım öne mi çıkartır? Tabii bunların hepsi yarın detaylı konuşulacak konular. Çünkü mesela örnek veriyorum Cornelius iyi geldi. Cornelius geldi penaltı yaptırttırdı. Güçlü kuvvetli bir oyuncu hastalığını atlatmıştır diye düşünüyorum. Canini de gitti 10 kişi bıraktı etkili oynadı. Hoca bence Cornelius'u ileri atıp Canini'yi kanatlarda değerlendirecek diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Tabii ki de hani biz burada yorum yapıyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Gördüğümüz kadroları analiz ediyoruz. Şimdi hani hoca en son kadroyu veren kişi. Neden? Çünkü onlarla antrenman yapıyor. Kim hasta, kim hazır, kimin adresinde ağrı var, kimin risk edilmemesi lazım. Bunların hepsini hoca daha iyi biliyor. Abdülkadir Ömür'ün arka adresinde bir problem var. Büyük ihtimal bugün antrenmana katılır ve bir sorun olmaz diye düşünüyorum ben Abdülkadir cephesinden de. Şimdi bakıldığı zaman tabii ki de Trabzonspor takımının muhtemel 11'inde 2 tane 3 tane sürpriz oyuncu gelebilir. Ben Hüseyin Türkmen'in oynayacağını düşünmüyorum bir kere. Net bir şekilde söyleyeyim. Basında da çıktı Hüseyin Türkmen sağ bekte. Ben düşünmüyorum. Sağ bekte Serkan Hasan'ı ben banko görüyorum. Sizler de lütfen kadronuzu yapın. Sizlerin de değerlendirmesi önemli benim için. Yarın tekrardan görüşeceğiz zaten. Yarın son bir kadro yapacağız. Ve Ter İdmanı'ndan sonra belki de akşama da gelebilir. Şu Ter İdmanı'na da bakalım. Muhtemel kadroda sürpriz olabilir. Herhangi gelişme yaşanabilir. Genelde Ter İdmanlarında böyle bir aksaklıklar oluyor. İnşallah Allah korusun olmasın. Ama benim düşüncem Göztepe takımı Trabzonspor takımına göre baya bir düşük. Defans hattının kötü olması, orta sahasının zayıf olması bizim için büyük bir artı. Tabii hiçbir maç oynanmadan kazanılmadığını da altını çizeyim. Göztepe takımı deyip de defansı kötü işte 8 puanı var da ligin altında falan filan diye düşünmemek lazım. Her maçı kazanmak için ve her takımı ciddiye alman lazım. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor maalesef. Bakalım Trabzonspor takım maçını yöneten hakemin performansı çok önemli. Çünkü Trabzonspor takımını şu an tamamen kamuoyunun önüne attılar. Bakın Trabzon'un maçlarında hakemler neler yapıyor. Hakem penaltıyı çalarken el ayağı titrer diye düşünüyorum.
İnşallah öyle olmaz. Çünkü Trabzonspor takımı inanın bana yıllardır en az kullanılan takımlardan bir tanesi. Güçlü bir cami olmasa, iyi bir takım kurması inanın bana çok büyük sıkıntılar yaşatırlar. Allah'tan bileğinin gücüyle, tırnaklarıyla kazıya kazıya geliyor nereye gelirse. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsa Şampiyonlar Ligi'ne, şampiyonluk alıyorsa şampiyonluğunu. Her şeyi bileğinin gücüyle alıyor Trabzonspor takımı diyerek noktalıyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Beğenelim, bildirimlerimizi açalım. Artık şunu 61 bine getirelim. Lütfen sizlerin desteğine ihtiyaç var. Kanalımızı büyütelim hep beraber diyerek videomu sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun.